Ulan seni taş kafa, sus be. Bu ağamdır. Bu mu? Abla versene abi. Al canım. Nakı? Bu ne şimdi Ayşe? Göbek. Allah'ım yarabbim ya. Bu kadar sıkıntının arasında der de tuşeye bak Ayşe ha. Ne yapayım? Öyle çok fakir görünüyordu. Kıyamadım. Göbek zengin gösteriyor ya insan, o yüzden. Kendi aranızda konuşmayın. Sessiz olun. Bu ne şimdi Möteber abla? He, bu ağam bizi terk ettikten sonra tepe taklak olmuş halımızdır. Ağamız yanımıza gelene kadar da bu durum düzelmeyecektir. Möteber ablam doğru değil. He. Halimiz içler acısıdır vallahi. He vallahi. Yani o bela gelin yıllar sonra bana yin dövdürttü ya. Bağda yıkattı. Bağda taşıttı. Artık bu gidişata bir dur demenin vaktidir. Dur. Şimdi değil. Bak. Şimdi ağamın konağa geri gelmesi, ağalığı tekrar alması lazım gelir. Yoksa bizim sırtımız yere gelir. Ben deyim. Gelir tabii. Şu hale bak ya. Ağam gittiğinden beri konakta hiçbir hükmümüz kalmamıştır. Ha, çoluk çocuğun merhabası olduk ha. He vallahi ya, ben bu acıyla daha fazla yaşayamam ki. Ne yapacağız Möteber abla, kendimizi mi öldüreceğiz? Hakarikiriki mi yapacağız? Ne be? Hayır. Biz hiçbir şey yapmayacağız. O ağa buraya gelecek. Ay iyi dedin, hoş dedin Möhteber abla da. Ha biz bir şey etmezsek ağam buraya nasıl gelecek? He, baksanıza Asude karısı onu terk etmiş ama ağam buraya gelmedi. Demek ki adamın gelesi yok ya. He, gıdık doğru değil Möhteber abla. Vallahi bizim düşünüp taşınıp ha ağamı buraya getirmenin bir yolunu bulmamız lazım gelir. E düşünek o vakit. O vakit düşünelim. Babamın dediklerine canı sıkıldı değil mi? Ne? Aynen. Ama haksız olduğu için değil. Bilakis haklı olduğu için. Adam ne söylese doğru çıkıyor ya. Ya Nazgül'ün ağzından ağa karılı lafı hiç eksik olmuyor ki. Ya dün gece bile şirket battı diyorum, iflas ettik diyorum. Bu hala giden ağa karılının peşinde ya. Yapma be benim abim. Bak biz de baban gibi aşiretin, törenin, iktidarın mağdurları yok. Bizim de karılarımızın da bir suçu yok. Oğlum onlar öyle eyvallah da. Bak ben neyi anlamıyorum biliyor musun Gökhan? Nazgül beni mi daha çok seviyor yoksa ağa karısı olmayı mı daha çok seviyor? Ben bunu anlamıyorum. He ben suçlama yengemi. Hangi kadın kocasının ağa olmasını istemez ki? Varsın ağalını da sevsin, ne çıkar? Ama yeter ki seni daha çok sevsin abi. Ya tamam oğlum sevsin de nasıl anlayacağız Gökhan, nereden bileceğiz? İnanacaksın abi karına. Bak ben de senin gibi suçluydum affeti. Ben de sırf ağa oğlu diye sevgir sanıyordum. Ama sonradan öğrendim ki işte öyle değilmiş. E tamam nasıl öğrendin, nasıl bildin? Abi ben bunu ilk çeşme başında gördüğümde vuruldum. Meğer o da beni o zaman görmüş. Adımı sanımı bilmeden sevmiş beni. E oğlum biz Nazgül yengenle çeşme başında görmedik ki birbirimizi ilk defa. İlk defa Gerdek'te gördük birbirimizi. Anam babam al bu senin karın dedi. Getirdi koydu işte o kadar. Olsun, olsun. Belki o da sonradan sevmiştir seni. Belki dua açar açmaz. Dadadadam. Çat çat çat. Yıldırım aşkıyla vurulmuştur sana. Nereden biliyorsun? He? Oğlum sen karılarla oturup Hint dizileri mi seyrediyorsun? Nereden öğrendin bu lafları? Tövbe de abi. Yerli diziler varken Hint dizisi de neymiş? Lan oğlum dur ya, espri falan yapma Allah'ın sen ya. Ya bak biz bu yaşımızda Gökhan'ım karılarımızın sevgisinden şüphe ediyoruz da babam nasıl etmesin ha? Kim bilir o adamcağız neler çek. He olay değil tabii. Bir de onda 3 tane var. He 3 tane var ama hiçbiri gönlüne göre değil.
Bak mesela senin anan. Ne varmış benim anamda? Ben de onu diyorum oğlum işte. Ne var senin ananda? Hiçbir şey yok. Bu kadarcık kadın. Es babamın kalemi değil. Allah Allah. Sanki senin anan babamın çok da kalemi de. O da değil Gökhan'cığım, haklısın. O da değil. Niye biliyor musun? Çünkü benim babam ne senin ananı ne benim anamı isteyerek almamış. Bir tek Asiye anayı isteyerek almış. Nereden biliyorsun ki? O geldi de sen de el kadar bebeğmişsin. Biliyorum Buçun, biliyorum, merak etme. Bak ben sana bir şey daha diyeyim Gökhan. Biz seninle ikimiz var ya, istenmeyen karıların istenmeyen çocuklarıyız. Bunu böyle bil.